Arkadaşlar, seramik ve porselenden bahsedeceğiz şimdi. Camın ana maddesinin kum, yani silisyum oksit olduğunu söyledik. Seramik ve porselenin ana maddesi de kildir. Şimdi seramik kelime anlamıyla yüksek sıcakta pişirilmiş topraktır. Seramikler temel bileşenleri kil olan heterojen yapıları kristal ve camsı yapının bir karışımı olan alüminosilikat maddelerdir. Safsızlık olarak demir 3 oksit içerirler. Seramik malzemelerinin kırmızı görüntüsü demir 3 oksitten kaynaklanır. Tuğla, kiremit, fayans, kaplama malzemesi, sıhhi tesisat malzemesi, porselenler birer seramiktir. Ve porselen seramiğin en kaliteli olanıdır ve porseleni porselen yapan madde feldspat'tır. Porselen, seramik ürünlerinden özellikleri en üst düzeye ulaşmış olanıdır. Porselen, gövde ve sır olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Porselenin ana maddeleri kil, kaolin ya da kaolen denir, kuars yani kum ve feldspat'tır. Feldspat, granit kayalarda bulunan bir çeşit mineraldir. Sırlı porselenlerde az oranda, sağlık ürünlerinde daha fazla oranda bulunur. Kaolin yani kil, kuars yani kum, feldspat ve ısı ile porselene dönüşür. Porselenin temel malzemeleri kaolin yani çim kili, kolay yoğrulmayı sağlar. Kum, silisyum oksit sert yapı kazanmasını sağlar kum. Feldspat, alüminyum silikat camsı yapıyı kazandırır. Porselen imalatı, kaolin, kum ve feldspat önce bir dizi işlem sonunda toz haline getirilir. Şekil verildikten sonra bisküvi kıvamına gelinceye kadar ısıtılır. Yüksek bir sıcaklık 1000-1500 santigrat arası. Gerekli sırlama işlemleri yapılır. Sırlanmış porselen tekrar yüksek sıcaklığa kadar ısıtılır ve son ürün elde edilir. Seramiğin sırlanması. Sırlanma işlemi seramiğin su geçirmesini önlemek, görünüşünün güzel olması, kir tutmaması ve kolay temizlenmesi gibi nedenlerle yapılır. Sırlama işlemi iki şekilde gerçekleşir. İlkinde yüksek sıcaklığa ısınan seramiğin camlaşması sağlanır. İkincisinde ise seramik üzerine metal oksitler sürülerek ısıtılması, metal oksitin camlaşmasıyla seramik sırlanmış olur. Sırlama işleminde genellikle silisyum oksit, alüminyum oksit, kalsiyum oksit, sodyum oksit, Ca2 oksit gibi metal oksitleri kullanılır. Kil yani kaolin, kili oluşturan maddeler sulu alüminyum silikattır. Formülü Mal2O3, NCO2PH2O'dur. Killi toprak saflaştırıldığında kaolinit adını alır. Seramik üretiminde toz haline getirilmiş kaolinitler kullanılır. Porselenler, seramik olarak tanımlanan ürünlerin en üst özelliklerine sahip olan maddelerdir. Porselenli porselen yapanın da feldspat olduğunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Porselen ve seramik arasında farklar. Ham maddelerin bileşenleri farklıdır. Seramiklerin pişirim sıcaklığı porselenlerin pişirim sıcaklığından düşüktür. Porselen, çok zordur arkadaşlarım bu. Porselen ışığı geçirir, suyu geçirmez. Seramik gözeneklidir. Bu yüzden suyu geçirir, ışığı geçirmez. Porselen gözeneksiz yapıya sahiptir. Porselen seramiğe göre tabii ki daha dayanıklıdır.